Judas TV ekranlarından selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir aydır kanalıma video atmıyordum. Bunun sebebi ise sizlere daha güzel içerikler çıkarmak için, daha güzel bir görüntü sunmak için hem odamı yeniledim hem de bilgisayar sistemimi yeniledim arkadaşlar. Bu yüzden bir ay kadar video atmadım, kusuruma bakmayın. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Redmi Note 9'u kutusundan çıkarıp detaylı inceleme videosunu çekeceğiz. Bu süre zarfında video atmadığım için sizlere 2 adet Mi Band 4 hediye etmek istiyorum. Videonun açıklama kısmında çekilişe nasıl katılacağınız yazıyor ve videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Dostlar şunu da belirtmek istiyorum ki bu cihazı bana yollayan Emre Albayrak'a buradan çok teşekkür ederim. Eğer ki siz de Xiaomi'nin tüm modellerine ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından bir WhatsApp numarası bırakacağım. Oradan güvenilir bir şekilde ticaret alışveriş yapabilirsiniz. Normalde Türkiye fiyatı 2500-2600 lira olan bu telefonu Emre Albayrak'tan tam 1700 liraya aldım ve daha çok telefon aldım. Mesela Redmi Note 9 Pro ülkemizde şu an 3500-3600 arasında girerken 2500 liraya kadar bu telefonu alabiliyorum. Siz de Emre Albayrak'tan telefon almak için aşağıdaki linkten ona ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu telefonu kutusundan çıkaralım. Evet, şimdi geldik en güzel ana. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Redmi Note 9 global versiyon şu an elimizde. Arkadaşlar yurt dışı cihazlar bunlar. Sakın Türkiye garantili cihazlarla karşılaştırmayın. Arasındaki tek fark Türkiye garantili cihazla bu telefonun garantisi yok ve o yüzden 1000 lira kadar, 1200 lira kadar ucuz bir telefon. Şimdi kutusundan şöyle çıkartalım. Yani arkadaşlar bu telefonlar tamamen Çin'den gelmekte ve orijinaliyle hiçbir farkı yok. Zaten Xiaomi telefonların bir çakması bulunmamakta. Şimdi ben şunu şöyle bir çıkartayım. Bildiğiniz gibi klasik Xiaomi'nin kılıfları. Şeffaf, çok sağlam kılıflar. Bunu kenara ayırdım. Ben bu telefonu kargodan geldiği zaman açtım. Çünkü telefonu aldığımız zaman bize yollayan kişi telefonu önce kontrol edin, daha sonra kutusundan çıkarın dedi ve ben de aynen o şekilde yapmıştım. Şimdi telefonumuz burada. Ben açmıştım daha önceden. Şurada jelatinlerini geri taktım size göstermek için. Çünkü telefon bu şekilde benim elime ulaştı. Bunu bir kenara bırakacağım. Kutu içeriğine bakalım. Bir tane kılıfımız çıktı. Bir adet Type-C 1 metre uzunluğunda şarj kablomuz var. Kenara aldım. Ve burada da şöyle görmüş olduğunuz gibi Çin tabanlı bir telefon olduğu için ucu bu şekilde. Yani yurt dışında prizler bu şekilde olduğu için şöyle göstereyim. Bir adet dönüştürücüsü var. Şurada da amper ve voltu çarptığınız zaman 5 ve 3'ü çarptığınız zaman bu cihazın 18 watt olduğunu görebiliyoruz. Bunu da yerine takalım. Bu şekilde de şarjınızı kullanabilirsiniz. Hemen şunu da kenara bırakalım. Kırmadım, takamadım, neyse. Şimdi telefonun en sevdiğim yerine geldim abi. Şu jelatini şuradan çıkarmayı çok seviyorum. Uzun zamandır bunu yapmıyordum. Bak güzel oldu. Arkadaşlar telefon bu şekilde geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz biz yeşil rengini aldık. Şimdi şöyle telefonu bir açalım. Arkadaşlar telefon gerçekten ama gerçekten şahane bir telefon. Şu anda ne açık? Şurada bir moda çıkmış. Evet, ikinci ekran açık. Bundan hemen çıkalım. Yok, istemiyorum. Şimdi telefonun birazcık genel özelliklerinden bahsedelim. Sonra biraz içine bakalım, biraz fotoğraf çekelim. Sizlere bu telefonu tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum? Bunların hepsini konuşacağız. Dostlar şimdi bu telefonun genel özelliklerinden bahsetmeden önce arkasındaki 4 tane kameraya dikkat çekmenizi istiyorum. 1700 lira verdiğiniz bir telefonda 48 megapiksel ve parmak izi sensörü arkada bulunan bir telefon imkanı size sunuyor. Yani gerçekten bu ülkede Xiaomi fiyat performans anlamında güzel telefonlar yapıyor. Şimdi ekranımız 6.53 inç, evet yanlış hatırlamıyorsam 6.53 inç boyutunda ve Full HD bir çözünürlük sunmakta ki bu gayet güzel bir şey. Ekranımız AMOLED değil, IPS bir ekran ama olsun, bu fiyat bandında da IPS bizim işimizi görür. Şu sol üst tarafa baktığımızda bizleri bir adet çentik ile konumlandırılmış 13 megapiksel ön kamera karşılamakta. Şimdi arka kameraya bir geçelim. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kameraya sahip ve 2 megapiksel makro kamera, hemen onun altında ise 2 megapiksel derinlik sensörü bizleri karşılamakta. Hemen sağ tarafa baktığımızda ise bir adet flash bizlere
göz kırpıyor. Şimdi telefonumuzun da birazcık işlemci kısmından, genel özelliklerinden bahsedelim. Şimdi Redmi Note 9 serisinde MediaTek işlemci kullanılmış. Fakat Redmi Note 9 Pro serilerinde ise, yani onun bir üst modellerinde Snapdragon var. Bana sorarsanız Snapdragon çok güçlü bir işlemci ama MediaTek Helio G85 ise kötü bir işlemci değil, sadece orta segment bir telefon diyebilirim. Günde 3-4 saat PUBG oynuyorsanız bu telefonu almanızı öneririm. Veya güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız annenize, babanıza veya kardeşinize bu telefonu kesinlikle almanızı öneririm. Ama eğer ki bir gamersanız veya ultra geniş açılı güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız daha iyi bir üst model bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu işlemci 4 GB'a kadar RAM ve micro SD kartla 512 GB'a kadar yükseltilebilen bir depolama alanı sunuyor. Kendi hafızası ise 64 GB dosyalarım. Ve bu telefonun sevdiğim en güzel yanı, en sevdiğim özelliği ise sizlere 5020 mAh'lik bir batarya sunması, ki bu gerçekten çok hızlı bir şey ve 18 watt hızlı şarj desteğiyle bizlere güzel bir batarya sunmuş. Dostlarım, fiyatını videonun başında da söylemiştim. Redmi Note 9'un fiyatı ülkemizde 2500-2600 liraya kadar ulaşabilmekte. Hatta ilk çıktığında bu telefon 3000 liraya kadar satılıyordu. 128'lik modeli ise 3200 liraydı. Şimdi biraz da telefonu gezelim, dolaşalım, bakalım ekranda bir kasma, donma veya başka bir şey var mı? İlk önce uygulamaların açılış hızıyla başlamak istiyorum. Şuradan hemen Google'a girelim. Google gayet hızlı bir şekilde açıldı. Google'dan çıkalım. Mi Community uygulamasına girelim. Bayağı hızlı bir şekilde açıldı. Arkadaşlar, ben telefonu kurdum ama hiçbir şey kesinlikle yüklemedim. Bunu da bilgilendirmesini vereyim. Şuradan Mi hesaplayıcı bölümüne girdim. Şunlara giriyorum. Gayet hızlı ve narin bir telefon. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sol tarafta sim döktürgecini açmak için şurada sim giriş portumuz bulunmakta. Sağ tarafa baktığımızda ise bir adet güç tuşu ve ses açma kısma tuşlarımız bulunuyor. Ve telefonumuzun alt tarafında Type-C girişi, hoparlörümüz ve burada bir adet 3 mm'lik jack girişimiz bizlere karşıladı. Dostlar, bu telefonun pek de anlatılacak bir tarafı yok aslında. Uygun fiyata güzel bir telefon sunmuşlar bizlere. Eğer ki siz de bu telefonu almak istiyorsanız dediğim gibi açıklamada bıraktığım WhatsApp linkine gidebilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda bu telefonun oyun performans testi gelecek. Lütfen o videoya da göz atın. İncelememizin sonuna geldik. Şık bir telefon, narin bir telefon, fazla incelenmemesi gereken bir telefon. Gayet yerinde bir inceleme olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.